Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Mersin'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Elif Pırlantalar Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ne konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Elif Hanım ve kardeşi Meryem Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, iyilik. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler efendim. Sağ olun, bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Yine buyurun, yine gelin. Çok sağ olun efendim. Elif Hanım, ben firmamızdan bahsetmeden önce değerli ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Elif Hanım kimdir ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Ben Elif Aker, uzun süre yurt dışında yaşadım. Ben çocuklarımızın, kendi çocuğumun eğitimi için Türkiye'yi seçtim, Türkiye'yi tercih ettim. Evet. Uzun süre çocuklar üniversiteye gidinceye kadar onlarla beraber evet. Aile birliğinde, denetimde, yönetimde, Toros Koleji'nde görev aldık. Evet. Ondan sonra Mersin'de... Sonra Mersin'de... Bu sektörde bir açıklığı gördüm ve bizim bu yerimizin de çok müsait olduğunun farkına vardım. Bu süreçte gördüğüm Türkiye'deki yaşayan çocukların özgüven eksikliğini çok fark ettim. Değil mi? Evet. Ve bu çok önemli aslında. Tabii çok önemli. Çocuk küçük yaştan özgüvenli olarak yetişmezse hiçbir zaman istediği evet. yere varamıyor. Yani bu aslında şu da yani ilerleyen dönemlerindeki hayatlarında da sıkıntı olabilir. Tabii. Çekingen olabilir, utangaç olabilir. Aynen bu da öyle. Çok ciddi anlamda aynen bir sıkıntı yaratır. Aynen öyle. Yani burada aslında aileler de çok büyük görevler düşüyor değil mi? Tabii. Elif Hanım neler tabii yapmalı efendim. Sizce aileler? Ya aileler diyelim ki çocuk bunu alacak. Evet. Yapma oğlum dediği zaman her eğitici hücreden birini öldürmüş oluyor. Çocuğun özgüveni habire geriye gidiyor. Evet. Yani biraz serbest bırakmak gerekiyor çocuklarımızı. Evet. Çocuklarımız inanın öğrenme kapasitesi çok hızlıdır. Şu an aldıkları eğitimi hiçbir zaman ileriki yaşlarda alamazlar. Değil mi? Bilgisayar gibi ne verseniz onu kaydediyorlar. Ne verseniz kaydediyor şu an. Çok hızlı bir de. Hatta demin çocuklara şarkı söylüyorlardı. Sevdikleri bir arkadaşları buradan ayrıldığı için evet. Ona bir klip hazırlamıştık. Evet. Onu duyarak üzüldüler. İki izlemede hepsini ezberlediler. Biz yasak koyduğumuz halde ezberlediler. Yeter ki sevsinler, istesinler. Değil mi? Ya o duygusallığı bile aslında yaşıyorlar yani. Tabii, bir nevi de olsa, tabii, çocuk da olsa. Çocuk da olsa o dostluk, o bağlantı ve velilerimizin birbirine olan sevgi, saygıları çok hoş bir şey bunlar. Kesinlikle. Peki hedeflere ulaşabiliriz mi Elif Hanım? Mutlaka bir hedef koymuşsunuzdur kendinize. Tabii ki, tabii ki. Bundan sonra emin adımlarla yürüyoruz. İnşallah koyduğum hedeflere ulaşacağız. Evet, tabii hedef de hiç ve bitmiyor aslında. Yurt dışına bile açmayı düşünüyoruz. Yurt dışına da açmayı evet, düşünüyorsunuz. Gerçekten İnşallah. Çok iyi olur aslında. Mersin'de şubeleşip yurt dışına da açıldığımız tabii, zaman tabii, tabii. insanlar yani daha çok var. Yani hedefim de var. Allah nasip ederse evet. yürümeye çalışacağız. Biz de bu yolda sizlere başarılar diyelim. Ve benim kızım Tuğba Aker bunun tüm eğitimlerini almış durumda şu anda. Ve o da aynı düşüncede. Evet, tam bir de aile yeri burası. Aynen kardeşiniz öyle. Meryem Hanım. Meryem Hanım yurt dışında yaşıyor. Evet. Emekli, diş teknisyeni kendisi. Evet. Şu an... Burada sır sırta muz omuza verdiniz. Mücadele ediyoruz aslında değil mi? Ah, evet. Keşke fazla kalsa da. Evet. Çünkü onun da aynı dili çok güzel. Evet. Evet, İngilizce, Almanca kadar. Her şey var diyoruz gerçekten. Özellikle o zaman buradaki çocuklar çok şanslı çocuklardan tabii, diyelim.
Velimizin birisi başka yere gidince diyor, ya biz cennetteymişiz, haberimiz yok, oranın kıymetini bilin diyor. Ve meyveler de doğal burada. Aynen. Ağaçta yetişiyor. Evet. Yumurtalarımız da doğal. Her şey doğaldır. Evet. Mersin'in içinde saklı bir bahçe gibi burası. Evet. Tüm velilerimizi bekleriz. Bir görsünler. Tabii buradan da buradaki olan çocuklarımızın velilerine selamlarımızı göndermiş olalım. Buraya hepsini davet edelim kendilerinde. Çok sağ olun. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben bu keyifli röportajdan dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyorum. Ben de buraya geldiğiniz için. Çok sağ olun. Çok sağ olun efendim. Yine bekleriz efendim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler. İyi çalışmalar. Çok sağ olun efendim. Teşekkürler. İyi günler efendim. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Mersin'den seslendik. Şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Elif Pırlanta Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ne konuk olduk ve buradan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Söz Merkez Siyarı'nda.